küçücük bir ölümlü Nevşah'tan, Ayşe'den, Hülya'dan farklı bir şey başlıyor. Artık benlik ve hakiki yolculuk başladı. Ve o hakiki yolculuk burada, burada değil. Burayı çok iyi duyun. Çünkü bu yaşamınızın geri kalan bölümünde ana almanız gereken ders ve öğreti olacak. Limitlerini aşmak derken bunu söylüyorum. O yüzden üst bilinç ve prefrontal lobun aktive olduğu yerde bedensel semptom, bedensel hastalık, bedensel limit bitti. Yaşlanma bitti. Bir süre varmış gibi gözüken var değildir. Bir süre canlıymış gibi gözüken de canlı değildir. Problemin paraysa ben onu senin için çoktan hallettim. Çoktan yani, o halloldu, açıldı o yol çoktan. Sadece bağlantıya geç, iste ve bu nasıl olacak diye bekle. Dar bir bilince sahip olan, ego bilincinde kaybolmuş olan, bu doğrudur, bu yanlıştır, bu böyledir, hayatın bir formülü olduğunu zanneden ve buraya enerjisini getirememiş, diğerini görmeyen, diğerini anlamayan, bilinci açılmamış, bilincinde ustalaşmamış, yani liderlik, isim olma, değerli olma, saygıdeğer olma, daha büyük bir insan olma, köklenme, köklü ilişkiler kurma, köklü bir iş kurma, köklü arkadaşlıklar, köklü ilişkiler, evlilikler, bütün bunlar aileler tamamen bilincin genişlemesiyle alakalı. Bir ustayla kitlelerin içerisindeki farkındalığı düşük olan insanı ayıran en önemli özellik vaktini, enerjisini neye ayırdığıyla ilgili. Beynin prefrontal lobu aktif oldukça, artık alt loblar değil üst bir lobla bu dünyayı yaşadıkça artık ben merkezliden çıkıp bilinç yolculuğu başlıyor. Çünkü bilinç burası. Ve küçücük bir ölümlü Nevşah'tan, Ayşe'den, Hülya'dan farklı bir şey başlıyor. Artık benlik ve hakiki yolculuk başladı. Ve o hakiki yolculuk burada, burada değil. Yani bir kişinin aslında şunu diyorum, bir taraftan hakikat yolunda ilerleyip, diğer taraftan etrafındaki herkese dokunmaması mümkün değil. Bir taraftan hakikat yolunda ilerleyip, diğer taraftan ailesinde, arkadaşlarında, işte kimle karşılaşıyorsa, onların ihtiyaçlarını, onların değerlerini, onların önceliklerini algılamaması mümkün değil. Yani bilincinin genişlediğini benle karşılaştığında, beni ne kadar hissettiğin ve benle olan ilişkinde, beni ne kadar duyduğun, dinlediğin, benim değerlerimi, benim önceliklerimi ne kadar fark ettiğinle anlayabilirim. Ve aynı şekilde senin için de aynı şekilde geçerli. Çünkü benim bilincim genişledikçe o bilincin içinde sen de varsın. Asuman'a bakıyorum, neyin içinde olduğunu hissediyorum ve biliyorum. Onun değerlerini biliyorum, onun önceliklerini biliyorum. Ona göre davranıyorum ona. Çünkü ben buradayım. Dolayısıyla bilinç genişledikçe ben buradayım. Artık egoda, ölümlü egoda kaybolmuş durumda değilim. Artık prefrontal lob açıldığında ve bilinç genişlediğinde ben buradayım. Ve dünya seviyesinde çok bilgece ilerlediğiniz bir yolculuğa geçiş yapıyorsunuz. Hatasız ilerlediğiniz. Çünkü hata kendi ego bilincinden oluyor. Yani genel olarak yaşamdaki bütün çöküşler, yaşamınızdaki bütün acının tetiklendiği, üzüntünün tetiklendiği, sonlanan her şey ve bitişler ve çöküşler ve anlamadığınız ayrılıklar, bütün bunlar senin burada kaybolup bunu görmediğin için oluyor. Bunu görsen, duysaydın hata yapamazdın. Yüksek bilinç içerisinde alt bilinci barındırıyor aslında ve bütün alt üst, bütün bilinçleri barındırıyor. Alt bilinç sadece şu kadarcık bölümünü barındırıyor. Yani sonsuz bir bilincin içinde ego bilinci ve daralmış bilinç o bilincin şu kadarını algılıyor sadece. Zihnindeki yargılar, koşullar, kalıplar, doğrular, yanlışlar ve beyninin alt lobu aktifse kendi değerlerinin içerisinde kaybolmuşluğun, ben merkezli olmuşluğun, ölümlü bedenin ötesine geçemeyişin, bilincinin darlığı
dev sonsuz bir bilincin şu kadarını algılamana neden oluyor. Bilinç açıldıkça onun bilinci de var, onun bilinci de var, onun bilinci de var, onun bilinci de var. O yüzden mesela eğitimin ilk başında sorduğunuz, biz diyelim yüksek bilince geçtik, yanımızda alt bilinçte biri var falan. Yani ne önemi var? O da benden. Zaten alt bilincin olayı ayırmak. Ben buyum, o bu demek alt bilincin olayı. Ben şu kadarım, o bu. Çünkü senin algında sen şu kadarsın, bir tek bu kadarsın. Öbürü de bir tek o kadar. Daha geniş bir algıda ben buradayım. O da ben, o da ben, o da ben, o da ben, o da ben. Bu bilincimin burası, 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 burası. Bütün burası. Tamamı ben. Dolayısıyla gerçekten açılmış ve yüksek bir bilinç kapsayıcı. Dar bilinç dışlayıcı. Dar bilinç yargılayıcı. Ben böyleyim ama böyle değilim. O öyle ama ben böyleyim. Yo. Sen aynen öylesin, aynen öylesin, aynen öylesin. Hepsisin. Ama bunu görmen için açılması gerekiyor. Yargının olduğu yerde bilinç daralıyor. Burayı çok iyi duyun. Çünkü bu yaşamınızın geri kalan bölümünde ana almanız gereken ders ve öğreti olacak. Bana bakıp veya ustalık yolculuğunda olan birine bakıp oradaki kapasiteyi, oradaki ışığı, oradaki güzelliği görüp for the sake of himself, for the sake of herself. Yani hala ego bilincinde olup egosu için ve ben merkezli bir şekilde o ustalık yolunda ilerleyenin sahip olmak istediklerine sahip olduğu için bencilce o yolu seçenler de oluyor. Peki onlara ne oluyor? Yolda kalıyor. İlerlemiyor. Çünkü ben merkezli kalmaya devam edip hakikaten bu yolculuğa odaklanmadığında ve bilincinle çalışmadığında ve bu genişlemediğinde eninde sonunda yaşam sana bunu gösteriyor. İlerleyememenle, takılmanla, durmanla. Dolayısıyla vermeniz gereken bundan sonraki bir sonraki sınav o olacak. Ne zaman burası açılırsa ve burasını açık tutmak için prefrontal lobu gereken her şeyi yapıp öyle bir nokta gelecek ki artık şunun hiçbir önemi kalmadığında bir üst sıçramayı deneyimleyeceksin. Ki bu bütün ezoterik öğretilerde öğretilen ben bir hiçim demesi bunun yani. Ama aslında anladığınız anlamda ben bir hiçim demiyor. Sadece bütün büyük tablo içerisinde bu bir nokta burada. Yani bunun bir görevi özelliği var, bunun bir görevi özelliği, bunun bir özelliği. Evrende bir nokta sadece. Ve ben ondan öte bir şeyim. Ve işte o noktadan sonra artık insanlığa dokunmaya başlıyorsun. Gerçek bir değere dönüşmeye başlıyorsun. Gerçek bir lidere dönüşmeye başlıyorsun. Bambaşka bir yolculuk başlıyor. Kitlelere yönelik bütün öğretilen her şey, gerçek dönüşümü yapmadan, davranışları değiştirerek, yaşamındaki seçimleri değiştirerek, oluş halini değiştirmeden bir şeylerin değiştirebileceği öğretiliyor. Olmuyor. Bir yerden değiştiriyorsun, öbür yerden diğer şeyine, diğer tarafına yakalanıyorsun. Buradan çıkarken hatırlamanızı istediğim en önemli şey, oluş halin değişmeden seçimlerinin değişmeyeceği. O yüzden de fiziksel bedeni önemsediğimiz esnada besinlere verdiğimiz anlamları nasıl belirleyebiliriz? Bu ya da şu benim bedenimin, bu ya da şunu bedenim için tercih ediyorum gibi mi? Eğer kendini ölümlü bir insan olarak algılıyorsan, o seviyede bedenin o seviyedeki önemiyle bilincinin açıldığı yerde bedeninin önemi çok farklı durumlar. Bir tanesinde şunu anlayın, beynin alt lobu, ilk gün anlattığım üzere, bu bedeni canlı derken bu bedenin ölmemesi üzerine kurulu. Buraya kadar anladı mı herkes?
Beynin prefrontal lobu ise vizyoner, yönetici bilinç, yönetim üzerine ve yeni fikirler ve yaratıcı fikirler üzerine kurgulu. Şimdi senin eğer ustalık yoluna çıkmadıysan, düzenli meditasyon yapmıyorsan, düzenli zihninle çalışmıyorsan, hep anlattığım beş prensip, bu beş prensibi yapmadığında da bu olmuyor. Yani bana sorarsanız prefrontal lobu nasıl açık tutacağız ve nasıl hep üst bilinçte kalacağız, yönetici bilinçte? Şimdi bunları yaptığında prefrontal lobun sürekli aktif kalmasıyla buradaki lob hala aktif ama etkinliğini biraz kaybediyor. Çünkü buradaki yönetici güç onu yönetiyor. Şimdi buradaki yönetici aktif değilken ve hala beynin sadece nevşahı hayatta tutmaya çalışan ve nevşah ölmesin niyetinde olan bölümü çalışırken, iyi duyun burayı, çok önemli. Bu bilinç seviyesi, alt bilinç dediğim ve beynin bu bölgesinin çalışması nevşahın seçimlerine yansıdığı için, nevşahın beslenme seçimleri de, yaşamındaki bütün seçimler, alışkanlıklar da, sen ne kadar değiştirmeye çalışırsan değiştirmeye çalışırsan çalış, beyninin çalışma şekli ve bilinç seviyen değişmediği müddetçe değişmiyor. Dolayısıyla ölmemek için beslenme şekliyle bu döngüden özgürleşmiş bir kişinin beslenme şekli arasında uçurum fark var. Alt bilinç ölmemek için yemek yiyor. Yemek yemediğinde öleceğim zannediyor. Ve besinlere yüklediği anlam tamamen alt bilinç ve beyinle ilgili bir yüklediği bir anlam var. Yaşamda kalman için. O yüzden zaten alt bilinç derken, beynin alt lobü derken iradesiz dememin sebebi o. Yani aç kaldığında öleceğim zannettiğin için iradesizsin. Beynin alt lobu çalışıyorsa her şeyi, veya mesela örnek veriyorum. Burayı iyi duyun arkadaşlar. Çünkü bütün tıbbın takıldığı yeri söylüyorum şu anda size. Çoğunluk ve kitleler alt bilinçte olduğu için ve beynin alt lobu çalıştığı için ve alt lobda sadece bu bedenin hayatta kalması olduğu için mesela insülinin düşüyor olmasını tehdit olarak algılıyorsun ve bir şey yiyorsun. Üst bilinç insülinin düşmesini tehdit, üst bilinçteysen tehdit algılamıyor vücut. İnsülinin düşmesi, bilmem nenin olması, dehidrate etmiş olman, tehdit yok orada. Alt beyin tehdit algılıyor bütün bunları. Ya da kanında bir şey değişiyor. Ya da miden gurulduyor. Ya da örnek veriyorum, tansiyonun düşüyor. Alt bilinç bunda alarma geçiyor. Üst yönetici bilinçteyken tansiyon düştüğünden haberin bile yok. O kadar iyi yönetiyorsun ve öyle fizik kanunlarını bend edip ilerine geçiyorsun ki belki düşüyordur gün içinde tansiyonun. Baksan belki şu an çok düşük. En ufak etkisi yok. İşte bütün tıbbın takıldığı yer burası. Aynı yerde yaşamıyoruz biz. Aynı gerçeklikte yaşamıyoruz. Çok net. 8 gün hiçbir şey yemeyebilirim, 10 gün hiçbir şey yemeyebilirim. Arada tansiyonum düşebilir, şekerim düşebilir, bir şeyler olabilir. Alt bilinçteysen alarmda. Öleceksin, tansiyonun düştü, çabuk şunu yap, çabuk bunu yap, çabuk yemek ye falan diye. Ve o yüzden alt bilinçteki kişiler insan üstü bir güçte değil. Beynin alt lobu aktifse sen insanın limitleri içerisindesin. Tansiyonun düşüyor, bayılacak gibi oluyorsun, dinlenmek zorunda kalıyorsun. Ben tansiyonum düştüyse haberim bile yok. Dinlenmek zorunda falan değilim. Ne yapıyorsam devam ediyorum burada. O yüzden ben sahnedeyim, sen değilsin. Çünkü ben devam ediyorum. Kendimi yönetiyorum, devam ediyorum. Ve ne karar verdiysem onu uygulatıyorum buna. Dolayısıyla bütün hadise bunu kimin yönettiği, şunu. Hatta bütün hadise bunu yöneten biri var mı? Çünkü bunu yöneten eğer sadece beyinse, nevşahı yöneten eğer alt beyinse, nevşah ölmesin isteyen alt beyin,
O alt beyin sürekli korkuda, sürekli alarmda. Kıçı ağrıyor, takılıyor, başı ağrıyor, takılıyor, tansiyonu düşüyor, takılıyor. Oradan sürekli veriler alıyor, ona takılıyor, buna takılıyor. Habire eğer burası yönetiyorsa sen yine iyi duy, aciz, limitli, belli kapasitesi olan, belli sınırlı zekası olan ve beynin yönetiminin, insani küçücük bir beynin yönetiminde ölümlü, standart bir şeysin. Beynin alt lobunda insanlığın çok büyük bir bölümü ya yaradanı hiç algılamıyor ve yaratılışı ve hakikati daraldıkça ya da kendinden ayrı uzakta gökyüzünde bir şey olarak algılıyor. Burası açıldı ve benim yaratılışla bilincim bir ya, ben buradayım. Ve yöneten değiştiği zaman, üçüncü göz, prefrontal lob, telos noktası, insanın tanrısallaştığı, şimdi hepsi seviye, hepsini anlıyorsunuz. Prefrontal lobun açık, yönetici bilincin aktif olduğu bir yerde insan hükmünü kaybetti. Alt beyin bütün yönetim kabiliyetini kaybetti. Zaten pek bir yönetim kabiliyeti yoktu da. Ben artık ona hükmediyorum. Ve o ben ne diyorsam onu yapıyor. Çünkü ben ne dersem o oluyor. O yüzden de artık bunu yöneten farklı olduğu için bu ölmemek için yemiyor. Daha uzun yaşamak için yiyor. Çok büyük bir fark var arada. Beslenmeyle ilgili sorunun cevabı bu. Alt bilinçte, alt beyinde ölmemek için yiyorsun sen. Ve vücudun sürekli alarmda, kontrolsüz bir şekilde uyku alışkanlıkların, yeme alışkanlıkların, bağımlılıkların hepsi. Hayat ağır geliyor. Her akşam içki içmeye başlıyorsun. Ölmemek için duygusal ağırlığın altında. Duygular ağır geliyor başa çıkmak için. İşte uyuşturucu kullanıyorsun, sigara içiyorsun, bir şey yapıyorsun. Ölmemek için bir şeyler yapıyorsun ya. Yani. Gidip arkadaşlarınla konuşuyorsun falan. Bunların hiçbiri mesela duygusal tetiklenme, kitle rüya içinde ve amaçsız ve kendinden kaybolmuş kitlelerin bir araya gelip dertleşmesi. Bunların hepsi ölmemek için. Hepsi kitlelerin yaptığı şeyler. Usta bir seviyede dertleşme diye bir şey yok. Anlamsız boş sohbet yok. Anlamsız boş bir sohbet yani. Sen kendi tetiklenmeni saçma sapan kendi yarattığın duyguları anlatıyorsun. O kendi tetiklenmesini saçma sapan şeylerini anlatıyor. Yargılar, boşa geçen vakit, boşa harcanan enerji. Özet olarak kitleler ve alt bilinçte olanlar bol bol boşa enerji harcıyor, boşa vakit harcıyor. O yüzden biraz evvel usta bir insanın kitlelerde yaşayan daha aptal veya daha küçük bilinçte olan bir insandan en büyük farkı yönetim kabiliyeti var. Vaktini ve enerjisini sadece anlamlı olana ayırıyor. Sadece köklü olana, sadece anlamlı olana, sadece geleceği olana. Çünkü hakikatte ne muhabbet edeceğim hissettiklerimle ilgili, ne saçma. Zaten hissettiklerin kendi illüzyonun. Zihninle çalış, onu ortadan kaldır, yola devam. Devam et yoluna. Amacınla hizada, değerlerinle hizada. İşte o zaman o insanlar büyük insana dönüşüyor. Çünkü usta bir bilinçte bir prefrontal lobun aktif olduğu yüksek bir bilinç halinde ben değerlerimle, hayat amacımla hizadayım. Kendimi zorlayarak yaptığım hiçbir şey yok. Sevdiğim şeyi yapıyorum, yaptığım şeyi seviyorum. Ve yüksek bir vizyon ve yüksek bir amaçla köklü sağlam bir yolda ilerliyorum dağılmadan. Boş işlerle uğraşmıyorum. Attığım her adım anlamlı olana yatırım yapıyor.
Ve bu yolun kendisi bu bedeni başka bir şeye dönüştürüyor. Ve yönetenin kim olduğuyla bu bedeni yöneten alt bilinç mi, üst bilinç mi beyinde gösterirsem tabii ki seçimlerin değişiyor. Seçtiğin kitaplar bile değişiyor. İzlediğin filmler değişiyor, videolar değişiyor, hepsi değişiyor. Beslenmeyi sorduğunuz için alt beyin ölmemek için yiyor. O yüzden de kontrol edemiyor çünkü bünyende sürekli bir panik var. Yeme alışkanlıklarını kontrol edemeyişiniz veya mesela geçen bir arkadaşımla karşılaştım. İşte 8 gün Vipassana, water fasting gibi bir şey yaptım ben mesela Vipassana'da. Günde sadece 2 bazen 3 kere şöyle şu kadar meyve suyu üstüne birazcık su içtim mesela. Water fasting de yapabilirdim ama Vipassana'yı lead eden hoca olduğum için o kadar da risk almayayım dedim. Hiçbir şey hissetmiyorsun yöneten üst bir bilinç olduğunda. Arada muhtemelen tansiyonumun düştüğü olmuştur, bir sürü şey olmuştur. Ben eğitim veriyordum orada. En büyük fark bu. Fiziksel bedenin limitlerini aşmak derken bunu söylüyorum. O yüzden üst bilinç ve prefrontal lobun aktive olduğu yerde bedensel semptom, bedensel hastalık, bedensel limit bitti. Yaşlanma bitti. Ben gerçek miyim sorusundan sonra etrafındaki insanlar gerçek mi diyorsan bu şu demek, sen kendini ölümlü ve bedenli algılıyorsun, şu algılıyorsun. O yüzden de etrafında birilerini algılıyorsun. Hala ben merkezisin ve bunun içinde kalmışsın henüz. Daha bilinçte bir sonraki seviyeye geçememişiz. Buradayız daha. Çünkü insanları etrafında algılıyorsun. Ben gerçek miyim? Ben buradayım. Baktığım ve gördüğüm her yerde olan ben. Hakikatin kendisi. Ölümlü olan insanla ilgili zaten cevap verdim. Bedenin canlı olmadığını, bir et parçası olduğunu ve ben burada olduğum için bir süreliğine canlıymış gibi gözüktüğünü. Buna da şöyle cevap verebilirim. Hakikat hep vardı, hep olacak. Hakiki olmayan hiç yoktu, hiç olmayacak. Bir süre varmış gibi gözüken var değildir. Bir süre canlıymış gibi gözüken de canlı değildir. Çok basit. Ama zihninizde ne kadar çok koşul, yargı varsa o kadar karışık ki o zihin hakikati görme kabiliyetini yitirmiş. Ölümlü beden sonrası bilinç tek bilinç mi oluyor? Ölümlü beden öncesi de yok, sonrası da yok arkadaşlar. Ölümlü beden yok çünkü. O yüzden onun sonrası, öncesi yok. Sonsuz devam eden bir şeyin içinde bir saniyeliğine ya olsaydı fikri var sadece. Hiçbir zaman gerçekleşmemiş olan. Çünkü hakikatin dışında hiçbir şey olamaz. Dolayısıyla bütün evren, bütün dünya bir fikrin ötesine geçmedi hiçbir zaman. Ama bu söylediklerimi entelektüel olarak anlamanız mümkün değil. Hele o ego bilincinde ve kendinizi insan zannederek anlama ihtimaliniz hiç yok. Çünkü ben bunu söylediğim an bilincin ne kadar alt seviyedeyse o kadar alarma geçiyor. Ben gerçek değil miyim, ben gerçek değil miyim diyor. Çünkü ben derken kastettiğin şuysa, dünya gerçek değil dediğim an alarma geçiyorsun ve shutdown oluyorsun. Beni ondan sonrasını duymuyorsun. O yüzden de bunun ötesine geçmediğiniz müddetçe ve bilinciniz açılmadığı müddetçe her eğitimde ve birçok canlı yayında söylediğim üzere anlattığım her şeyi tam olarak anlamanız mümkün olmayacak. Psikoloji ve psikiyatrinin bilinç üzerindeki etkisini nasıl yorumluyorsunuz? Psikoloji ve psikiyatrinin bilinç üzerinde etkisi sıfır. Uyuşturma ve oluş halini değiştiremediğimiz, oluş halini değiştirme metotları, ustalık metotlarının kullanılmadığı zeminlerde alt bilinçte olan, çok alt bilinçte olan, bu nedenle irade kabiliyeti, yönetim kabiliyeti çok zayıf. Çünkü bilinçte alta doğru gittikçe yönetim kabiliyetin yok, kendini yönetemiyorsun, iraden yok. Duygular çok fazla. Duyguları çok fazla olan, yönetim kabiliyeti olmayan insanları belli bir seviyede tutmak, belli bir hizada tutmak ve topluma zarar vermemelerini sağlamak için var psikoloji ve psikiyatri bilimleri.
Yani olay bilinci değiştirmek falan değil. Olay olduğu yerde onları topluma zararsız hale getirmek. Yaşamımda inşallah bunu burada anlarsınız. Çünkü bunu anladığınızda hayat çok ödüllendirici oluyor. Yaşamımda öncelikli olarak paramı ve vaktimi ayırmak isteyeceğim başka hiçbir şey yok. Her şey sonra geliyor. Niye? Çünkü bu alanda çalışmadığım müddetçe, bilincimi genişletmediğim ve zihnimi ileri bir yere taşımadığım müddetçe yaşamımda istediğim standartta, istediğim kalitede, istediğim akışta zaten yaşayamıyorum. Orada debelenip vakit kaybedeceğime buraya vakit açıp, buraya alan ayırıp orada 10 katı sonuç alıyorum. Ve o yüzden de çok saçma bunu geciktirmek. Yani doğru metodu buluyorsan ve doğru işe yarayan yolları buluyorsan çok saçma buna vakit ayırmamak. Çünkü yaşamımda bundan önemli hiçbir şey yok. Gerçekten yok. Bunu çözdüğün an her şeyi çözüyorsun. Ne geciktireceğim yani? Bunu çözdüğün an, bilincinde ileri gittiğin an daha fazla, ya kendi adıma söylüyorum. Bilincimde bir ileri gittiğim her gün oturup hala daha çalışıp düşünmeye vakit ayırdığım her gün niye bana 2-3 saat düşünüyorsun, niye 2-3 saat meditasyon yapıyorsun diye sorduğunuzda yaşamımda o gün ne kadar ilerleyeceğim bu belirliyor. Bir ay sonra istediğim yere ulaşıp ulaşmayacağım bu belirliyor. Daha çok çalışmak değil, daha çok aksiyonda kalmak değil, daha çok dünyada olmak değil. Bu belirliyor. Tabii ki de bundan önemli hiçbir şey yok ki. Bunu yaptığım zaman, içime dönerek vakit geçirdiğim zaman, bilinçli bir hayat yaşadığım zaman, yani ona öyle yaşamıyor olsaydım, ona göre daha fazla para kazanıyorum, daha yüksek bir sağlığım var, daha yüksek bir enerjim var, daha yüksek yaratıcılığım var, daha yüksek ilhamım var, ilişkilerim daha iyi, hayatım daha kolay, bomba gibiyim yani. Ben niye başka yere vakit enerji harcayayım? En anlamlı yer buyken. Dolayısıyla bu dediğimi anladığınız gün itibariyle hayatınız değişti. Gerçekten yapmak istediğin bir şey olduğunda gönlünden isteyip benimle bağlantıya geç. Gerçekten bağlantıya geç. İsmimi söyleyebilirsin. Bağlantıya geç. Olmama ihtimali yok. Bak çok net söylüyorum. Olmama ihtimali yok. Ve bununla ilgili o kadar çok örnek yaşadık ki. Yani bunu söylemek şu an 20. yüzyılda benim tüylerimi diken diken ediyor egonun. Ama hakikat bu. Böyle. Gerçekten bunu yap. Gönlünden iste, o para gelecek. Bu yola girmeyi iste ama. Yani ustalık yolu öyle bir yol ki ve size açtığım yer o kadar hakiki, açtığım yol o kadar hakiki bir yol ki bütün evren bunu destekliyor. Sadece beni desteklemiyor. O açtığım yolda yürümek isteyen herkesi destekliyor. Bütün evren. Bütün yaratılış bu anı bekliyor. Ve bütün güç sende. Yani tek yapman gereken karar vermek. Söylüyorum işte, bütün evren bu yolu destekliyor. O yüzden istediğin an ve gerçekten istediğinde o destek gelecek ve şaşıracaksın. Ne diyordun? Benim de öyle işte işimde çok kötü bir dönemden geçtiğim zamanda işte bir nefes seansı alıp arkasından nefes koçu olmaya karar verip mucize kursuna gelmek istiyorum. Başka bir şey konuşmuyorum ve başka bir şey düşünmüyorum. Dediğim gibi aynen samimi bir niyet bunu yaratıyor. Mucize kursundan bir gün önce başka bir şehirden arkadaşım geldi. Tabii ki ama ben başka bir şey düşünmeyip başka bir şey konuşmadım ve sadece gerçekten buraya gelmek istediğim için dedi ki Neslihan ben sana bu kursu hediye etmek istiyorum. Gibi şeyler oluyor. Dolayısıyla yolunuz açık yani. Şeyde ben bugüne kadar benden eğitim almak isteyip gerçekten almak isteyip alamamış hiç kimseyi tanımıyorum. Ve bazen de şey diye dalga geçiyorum. Ya problemin paraysa ben onu senin için çoktan hallettim. Çoktan yani. O halloldu, açıldı o yol çoktan. Sadece bağlantıya geç, iste. Ve bu nasıl olacak diye bekle. Nasıl olacak, ne yapacağım, ne yapmam lazım, nasıl ilerleyeceğim, hop oluyor. O yüzden onu hallettik yani. Çoktan halloldu o senin için. Evet ve burada tabii şey de var, yani o kadının kendi varlığıyla bağlantıda kalıp
o yaratıcı güçle hizalanması aynı zamanda onu ilk iki gün önce ne anlattım ya, böyle bir mıknatısa dönüştürüyor. Dolayısıyla o mıknatıs varlığımda ve onu canlı tuttuğum müddetçe, yani sadece sağlık, sevgi, destek değil, evrenin desteği, tabii ki tahmin ettiğiniz üzere bir para mıknatısına da dönüşmüş biri var ailende artık. Dolayısıyla ben onu çekerken sizin aracılığınızla da çekiyorum, senin üzerinden de çekiyorum aslında. O yüzden komik bir şekilde o mıknatısa doğru akan çoğalarak sana geri akıyor. Ve eğitimlerime gelip maddi olarak arkaya sorayım. Yani bu yolda devam edip maddi olarak azalmış olanınız var mı, artmamış olanınız? Çok mümkün çok değil. Mümkün değil. Bende, konu bende. Yani bir tane mıknatıs var ailende. Bu her şey sürekli çekiyor. Ahtapot gibi. O kanala girdin mi? Ve zaten işte o yüzden diyorum tarikat gibi ve yani tarikatlarda da bu var ya, hani sürekli ustaya para veriyorsun, paran artıyor falan. Ama gerçek. Sıçtığımın o bütün o dalga geçtiğim şeyler gerçekmiş. Yani en baştan beri dediğimi hala söylemeye devam ediyorum. Hakikatinizle hizalandıkça, zihninizdeki koşulları dönüştürdükçe, değerlerinizle hizada, bilinçli bir şekilde, kendi yolunuzda ilerledikçe değeriniz artacak. Gördüğünüz saygınlık artacak. Paranın akışı artacak. O yüzden de bu yolda ilerlemek çok önemli. Bana niye soruyorsanız bu kadar strict, yani hani çok sert bir şekilde amacımla ve kaderimle ve hayat yolumla izade olmayan hiçbir şeye vakit, enerji harcamıyorum ve boş, yani boş bir şeye vakite ve değerlerimle izade olmayan bir şeye vakit, enerji harcadığımı göremezsiniz. Yani sadece görüşmüş olmak için hiçbir arkadaşımla görüşmüyorum, sosyalleşmiyorum, davetmiş bilmem ne katılmıyorum. O yolla hizada olanlar dışında yok muhabbet, yok sohbet, yok enerji, yok hiçbir şey yok. Tak kapatıyorum kendimi. Yani bir dost sohbeti içinde bile değerlerimle hizada olmayan bir konu olduğunda ben duvara dönüşüyorum mesela. Çünkü ben hop meditatif bir duruma geçiyorum. Duymuyorum bile. Niye bu kadar net bu? İşte o şekilde, çünkü mıknatısım. O şekilde sağlık, bolluk, enerji, güzellik ne varsa kendine çekiyorsun. O yüzden diyorum sana, bundan önemli bir şey mi var hayatında? Ne uğraşacaksın diğer alanlarla? Bunu yap, hepsi bitti zaten. Kendi adıma yani ne uğraşıyorum? Kendi yolumda olmak için zihnimde ne koşul varsa yapışmış, bana ait olmayan dönüştürmek için kendimi yolumdan ayırt edebilecek ne varsa arındırmaya devam edip değerlerim, hedeflerim, önceliklerim, niyetim, gittiğim yol, vizyonlarım net kalmaya devam edip burada yürümeye devam edeceğim. Çünkü sadece kolay bir hayat beklemiyor orada beni. Kendiliğinden her şeyin olduğu müthiş cennet deneyim. Onun için de benim neye dönüştüğüm hepsinden önemli. Benim nasıl bir ışığa, nasıl bir güce dönüştüğüm. Yani şu anda çok net, hani bundan 10 sene sonra da aynı şeyi söyleyeceğim bence ama çok samimi bir şekilde mesela size şeyi söyleyebilirim. Hissettiğinizi biliyorum ama ya hayatımda kendimi en çok sevdiğim ve hayatıma en şükran dolu olduğum, enerjimin en yüksek olduğu ve sağlığımın tap olduğu ve her şeyin en fışkırdığı yerdeyim yani. Ve bundan 10 sene önce, 20 sene önce bana sorsan, kitlelere baktığımda algıdan dolayı işte 50 yaş, 60 yaş aşağı azalarak gidecek zannederken alakası yokmuş ya. Yaş aldıkça ışığımın arttığı bir deneyimin içindeyim ben. Yaş aldıkça, yaşım ilerledikçe bilgeliğim artıyor, sağlığım artıyor, ışığım artıyor, bolluğum artıyor. Her şey artıyor. Benjamin Button is real. Tam tersi, kitlelerin hayatının tam tersi ustaların hayatı. Ve senin için niye olmasın yani? Adan buna ve gerçekten iste. Bir de tabii parayla ilgili son şunu da söyleyeyim. Kıymetli buluyorum. Sadece para değil, maddeyle ilgili. Zaten bu olacak kendiliğinden. Biraz evvel dedim ki ego dünyası ve dünya. Ve egoda kaldıkça, koşullar içinde bilincinle çalışmadıkça bu dünyada kaybolmuş durumdasın. Ve bu dünyanın kanunlarıyla işliyorsun. Şimdi bilincin açıldıkça seni şunu da fark etmeye davet ediyorum. O ben, hakiki ben,
sonsuz. Bu bedenden ve bu dünya realitesinden çok öte. Sonsuz bir hakikat. Öyle büyük bir güç, öyle büyük bir farkındalık, öyle büyük bir ışık ki, öyle kutsal, kudretli ki, yeryüzündeki bir şeyi önüne engel koyuyor olması çok garip ve çok acayip. Öyle sonsuz bir yerle, sonsuz yaratıcılıkla bağlantıdayız ki, yapmak istediğin bir şeyi, bir şeye, kendi kendine yapamıyorum çünkü param yok diyor olman feci saçma. Yani bana mesela biri geldiğinde, bu arada ailemden de olsa, arkadaş çevremden de olsa, sizler de olsa, koçlar da olsa, biri bana gelip, ya şunu yapmak istiyorum ama param yok dediğinde, verebileceğim tek cevap, yarat. Ne demek param yok? Kendini bu kadar mı unuttun? Gene işte sallamak istediğim ana geldi. Çat çat. Salak mısın ya? Bu kadar mı unuttun kendini? Git kafanı kullan. Yaratıcı zekanı kullan. Bin kere düşün. Bu parayı nereden bulurum? Kimi arayabilirim? Nasıl yaratabilirim? Nereden ortaya çıkarırım? Düşündükçe bulursun. Düşünme fakiri diyorum ben böyle. Yapamıyorum çünkü param yok. Yapamıyorum çünkü çocuğumu bırakamıyorum. Bunlar şey yani genel olarak bu kafa düşünce fakiri kafa. Tembel kafa. Kendi kendine diyorsun ki param yok. Zaten param yok dediğin anda set indirdin oraya. E ondan sonra sen nasıl yaratırım diye düşünmezsin ki. Böyle salaklık mı var ya? Bir yaratıcı zekan var. Acayip her şeye bin bir tane fikir buluyor. Bin tane çözüm bulabilirsin o hayatındaki şeye. Çünkü yaratılışla, yaratıcı düşünceyle bağlantıdasın. Bir otursan, yarım saat düşünsen, bin tane fikir gelecek aklına. Ne münasebet ya, yok. Yarat. Ne münasebet, yapamam. Yolunu bul. Düşün. O omuzların üstündeki topu kullan. Aa, sinirleniyor mu? Bak canım. Ne demek istediğimi anladı mı herkes? Otur, düşün, bul. Nasıl yapacağını bul. Evet. Mutlaka bir yolunu bulursun. Ya mesela örnek veriyorum. Burada barter'la gelen bir arkadaşımız var mesela. Bir yolunu buldun değil mi? Bana yazdın. Neslihan'la konuştum. Belki para değil. Şu an bir emek koyuyorsun. Ve yine para koyuyorsun aslında. Başka bir anlaşma yaptık seninle. Ben gidip başka birine para ödeyeceğimi ödemeyip ondan bir hizmet satın alıyorum. Getirdi işte kendi müze kursuna. Alışveriş. İşte şunu söylüyorum. Kafanı kullandın ama zekanı kullandın. Adım attın. Nasıl giderim? Nakit yoksa ne var bende? Ya şu an nakit yoksa bende ne var? Ne sunabilirim? Nasıl bir alışveriş sunabilirim? Veya ya bana sunmasan da gene aynı kafa. Ben bu nakiti nasıl yaratırım? Bende ne var? Bende ne bilgelik var? Bende ne bilgi var? Bende ne yetenekler var? Bunu nasıl paraya dönüştürürüm? Kim bilir neler vardır yani. Hani belki dünyanın en iyi sarmasını yapıyorsun. Yani. Ve bir arkadaşını bir yerden görüyorsun, daveti var. Ona belki iki paket sarma satacaksın. Ne bileyim yani. Hani kendi adıma hayatım boyunca öyle bir eksikliği deneyimlememiş ama sürekli zihnini kullanarak nasıl yaparım, nereden yaparım çıkarmış ve o binbir fikirleri olan bir tip olarak yani hani şu an bana sorsam mesela bu işi yapmasam yani kafe açarım, gider diğer bir kafede çalışırım önce. Onu yapamıyorsam şunu yaparım, onu yaparım. Yani bir şekilde ben onu yaratırım. O yüzden anlamıyorum mesela param yok. O ne demek ya? Gerçekten anlamıyorum yani. Çünkü yaratıcı düşünceyle yani düşündüğünde gider kafede çalışırım, gider bilmem nerede çalışırım, gider yemek yaparım, bulaşık yıkarım. Yani bir şekilde para gelir yani veya bir proje yani. En alt ihtimalden en üst ihtimale kadar kitap yazarım, bilmem neyi derlerim, şunu ararım, bunu yapayım derim, bunu ararım, bunu yapayım derim. Yani bin tane yol bulabilirim, bin tane iş bulabilirim şu an ben kendime yani bu işi yapmasam bile. O yüzden de çok manasız bir şey yok. Yani otur, düşün, yarat. Emin ol sende... Çok ya sende bir sürü paraya dönüşebilecek aset var şu anda bile. O yüzden Marco Ol eğitiminde öğrencilere milyon dolarların üstünde oturuyorsun, farkında değilsin diyorum.
Hepiniz şu an milyon dolarlar üstünde oturuyorsunuz, farkında değilsiniz. Vereceğiniz hizmeti bekleyen binlerce kişi var. Ama sen farkında olmadığın için, yeteneklerinin, özelliğinin ve bunu bir hizmete dönüştürmediğin için hem para kazanmıyorsun hem bir sürü insan da senden alacağını alamıyor, bekliyor öyle. Komik bir tablo yani. Evet. Bu Marco Zengin olan eğitimimiz ilgimi çekiyor. Orada benim de çok ilgimi çekiyor. Seviyorum eğitimi. Orada hani direksizle mi çalışıyoruz? Evet. Ya direksizle derken videoları izleyip kendi kendine çalışıyorsun. Sonra 15 günde bir 2 saat bir araya geliyoruz. Atölye çalışmaları oluyor. Anlamadığın bir şey olsa soruyorsun. Bazen oradaki bölümleri canlı olarak da yapıyoruz. O kayıtları da yüklüyoruz. Epey kendi kendine yapman gereken çalışma da var ama çünkü çok sert ve çok derin böyle bir yani bazen birkaç hafta kendine gelemediğin çalışmalar bile var. Yani burada Marco eğitimde kimler var şu an arkadaki? Nesin öyle oldu mu mesela birkaç hafta böyle bir dumura uğradığın? Ya çok derin bir eğitim isminden anlaşılacağı üzere. Derin bir yolculuk oluyor sizin için. Netleşti mi? Evet, süper. Yeteneklerin, özelliğin. Ve burada mesela yapacağımla ilgili hani böyle hizmet almak isteyen insanlar var. Ve inanılmaz karşına çıkmaya başladılar. Evet, bu kadar hızlı olacağını düşünmüyordum. ve yani dünyada birçok insana hizmet edeceğimi çok daha rahatlıkla hissediyorum. Süper. Burada tabii Nesin sen, çok teşekkürler. Nesin söylerken bir şey geldi aklıma. Bir insanın, ya söylemem gereken ve önemli olan, bir, iyi dinleyin yine. Her birinizin, ya niye milyon dolarlar üzerine oturuyorsun, farkında değilsin dememin sebebini söyleyeyim. Her biriniz çok acayip bir varlıksınız. Ve acayip de paha biçilemeyecek bir elmasla buraya geliyorsunuz. Her birinizin dünyada başka hiç kimsenin gerçekleştiremeyeceği yetenekleri ve eşsizliği ve bir orijin hikayesi var. Fakat yaşamınız içerisinde durup Nesli'nin 4-5 saat dediği gibi Marco Oğlu yolculuğunda birçok öğrenci, sen de mi öylesin? Yani günde birkaç saat çalışıyorsun, oturup yaşamının içine bunu alıp, ben kimim, yeteneklerim ne, eşsizliğim ne, diğerlerinden farkım ne, bunun üzerine çalışmadığınız için, siz daha eşsizliğinizin farkında olmadığınız için kimse bunu göremiyor. Şimdi Nesli'nin dediği çok hızlı oldu, birçok kişi için çok hızlı oluyor. Çünkü sen bu çalışmaları yapıp, bütün o verdiğim size soruları cevap verip, egzersizleri cevaplandırıp, kendi yeteneklerini, eşsizliğini, orijin hikayeni, başardıklarını, nasıl acayip bir cevher olduğunu gördüğün an itibariyle senin kendin hakkındaki fikrin ve bakış açın değiştiği için herkes onu görmeye başlıyor. Herkes sendeki cevheri algılamaya başlıyor. Çünkü sen gördün. Sen daha görmeden, yani zaten problem bu, oturup bunun üzerine çalışmadığın zaman farkında değilsin. Daha sen kendi yeteneklerine sizin farkında değilsen benim bunu görmemi nasıl beklersin ki? Önce sen göreceksin çünkü bilincin buraya yansıyor. Sen gördüğünde o buraya yansıyor ve insanlar direkt geliyor. Mesela benim şöyle hikayelerim var. Mesela eğitimde Helen var, Londra'da arkadaşım. Belki Londra'dan gelenler tanıyordur Helen'i. Helen mesela biz ilk başladığımızda işte emlak şirketi var ama işte bir sürü iş yapıyor falan, net değil, mesajı net değil, kendi net değil. Değerlerinin farkında değil, eşsizliğinin, yeteneklerinin falan orijin hikaye. Oturdu, çalıştı. Ve aylık gelirini 6-7 ay içinde tam 10 misline çıkardı. Yani bayağı 1000 pound'dan 10.000 pound'a çıkardı. Mesela bir örnek. İki, Ülkü diye bir arkadaşım var, Hollanda'da yaşıyor. Çünkü kiradan bir an satışa falan döndü yani, her şey değişti. Yeteneklerini keşfedince daha güvenilir oluyorsun. Herkes bunu görüyor.
Yani toplumsal olarak da mesela Helin ben ilk tanıştığımda yani şöyle bir seviyedeydi. Şimdi toplumsal olarak böyle bir seviyede. Gerçekten marka ve isim olma yolunda ilerliyor. Sonra mesela Ülkü diye bir koç arkadaşım var. Nefes koçu. İşte Hollanda'da yaşıyor. Öyle ortaya karışık mesajlar veriyordu. Nefes koçu. Herkese hitap etmeye çalışıyor. Herkese ürünlerini satmaya çalışıyor falan. Ve işte 50-60 euroya bile seanslarını satamıyor. Çünkü değer görmüyor. İnsanlar değerli görmüyor ondan hizmet almayı. Sonra çalışmaya başladık. Eşsizliği, orijin hikayesi hepsiyle ilgili netleşti. Ülkü çok erken yaşta Hollanda'ya gitmiş, dilini bilmiyor, insanları tanımıyor. İşte gitmiş, evlenmiş, iki çocuğu olmuş falan, acayip bir yerden geçmiş. Ve orijin hikayesine baktığında onun için de öğrenip neye dönüştüğü, önce bir anne olarak, ev hanımı olarak, sonra ne yaptıkları falan. Bunu fark ettiği anda acayip bir bilgelik birikmiş orada. Markasını ve koçluk seanslarını öyle bir planladı ki Avrupa'ya taşınan ve kendi yalnız hisseden ve bu şekilde bocalayan, dil bilmeyen, kültürüne uyum sağlayamayan kişilere sadece. Çünkü niş marketini tanımlıyoruz bu eğitimde en çok. Senin hizmetine en çok kimin ihtiyacı var? En önemli sorulardan biri. Çünkü o insanların karşısına çıkarsan sana en çok değeri onlar veriyor. Ne koyuyorsan onu zaten ödüyor çünkü senin verdiğin hizmet o. Sadece şu anda bu tür kişilere koçluk seansı veriyor. Galiba 300-350 euroya kapış kapış satılıyor seansları ve 50 euroya kendimden habersizken 50 euroya koçluk seansı satmak daha zormuş diyor yani. Şu an ben o kadar netim ki yaptığım işle ilgili öyle bir değerimi ortaya koyuyorum ki satmak zorunda kalmıyorum kendimi. Zaten sırada insanlar. O ona söylüyor, o ona söylüyor. Kendiliğinden bu 350-350 devam ediyor işte. Dolayısıyla bir insanın kendi eşsizliğini, değerlerini, yeteneklerini görmeden, önce bunları kendisi idrak etmeden bir değere dönüşmesi mümkün değil. Önce kendini idrak etmeden standart iş yapanların üstüne çıkman, standart geliri olanların üstüne çıkıp üst gelir noktasına geçmen imkansız. Ve kendini satmaya çalışan bir tipe dönüşüyorsun, sürekli indirim yapıp satmaya çalışan, rekabette olan. Halbuki öbür türlü bütün diğer herkesin üstüne çıkıyorsun. Senin yaptığın işi yapan yok. O hizmet ettiğin kişiye o hizmeti veren kimse yok. Bir tek sen ona yoğunlaşıyorsun. Bir tek senden o hizmeti alabilir. Zaten karşındaki kişi buna değer veren kişi. O yüzden de sen kendine ne standart belirlediysen onu ödemeye hazır. Kendiliğinden işin büyüyor yani. Hani ekstra bir şey yapmana gerek kalmadan.